Tepkime katsayısı Q harfi ile temsil edilir ve bize tepkimenin dengede olup olmadığı bilgisini verir. Tepkime dengede değilse tepkimenin hangi yönde ilerleyeceği bilgisini de yine Q'nun değerini değerlendirerek tahmin edebiliriz. Örnek olarak A gazının B gazına dönüştüğü bu tepkimeyi ele alalım. A gazının kırmızı, B gazını ise mavi noktalarla gösterelim. Bu tepkimenin 25 santigrat derecedeki denge sabiti 3 olsun. Tepkime kat sayısının formülünü ya da denklemini not ederek başlayacağım. Qc eşittir, bunun denge sabitiyle aynı ifade olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? B'nin konsantrasyonunun birinci kuvvetini, A'nın konsantrasyonunun birinci kuvvetine böleceğiz. Birinci parçacık şemasını incelediğimizde, bu arada her bir parçacığın ya da noktanın 0,1 mol olduğunu da varsayacağımızı hemen ekleyeyim. Kabın hacmi de 1 litre olsun. İlk olarak B'nin konsantasyonunu bulalım ve bu denkleme yerleştirelim. B gazı maviydi. 1, 2, 3 tane mavi nokta var. Her biri 0,1 mol ise bu 0,3 mol eder. Bunu kabın hacmi olan 1 litreye böldüğümüzde konsantrasyonun 0,3 molar olduğunu buluruz. Buraya yani B'nin konsantrasyonu yerine 0,3 yazıyorum. Bir de A'nın konsantrasyonunu hesaplamamız lazım. A'dan 5 tane var. O halde A'nın konsantrasyonu da 0,5 mol bölü 1 litreden 0,5 molardır. Bu aşamada noktaların sayısını yazarak da aynı oranı elde edeceğimizi hemen eklemek istiyorum. Demek istediğim 3 mavi bölü 5 kırmızı da bize Q için aynı oranı verirdi. Bu işlemi yapınca QC'nin 3 bölü 5'ten 0,6'ya eşit olduğunu bulabiliriz. Kc ise 3'e eşitti, öyle değil mi? Bu durumda Q, K'ya eşit değildir. Peki bu ne anlama geliyordu? Bir kere QC, KC'den küçük. Ayrıca tepkimenin dengede olmadığını da söylemek mümkün. Tepkimenin dengede olması için Q'nun K'ya eşit olması gerektiğini unutmayın. Q, K'dan küçük olduğuna göre payın değerini büyütmemiz ve paydanın değerini azaltmamız gerekir. Bu da elimizdeki tepkimeye giren madde sayısının çok, ürün sayısınınsa yetersiz olduğu anlamına gelir. Bu sebeple net tepkime hemen denkleme göz atalım. Sağa doğru yani ürün yönünde ilerleyecektir. Evet. Tepkime ürün yönünde ilerleyerek daha fazla mavi noktacık üretmeye çalışacak. Bu sebeple kırmızı noktacıkların sayısı da azalacak. Bu iki parçacık şemasını karşılaştırdığımızda görebileceğimiz bir durum. Hemen yapalım. Birinci şemayla ikincisini karşılaştıralım. Birinci şemada 3 mavi ve 5 kırmızı noktacık var. İkincisinde ise 5 mavi ve 3 kırmızı. Bu, tepkimenin sağ yani ürün yönünde ilerlediği ve ürün miktarının artmasına sebep olduğu savını destekliyor. Şimdi de ikinci şema için Qc değerinin ne olduğunu hesaplayalım ve bakalım tepkime dengeye ulaşmış mı? 5 mavi ve 3 kırmızı parçacık var. Bu durumda QC'yi 5 bölü 3 olarak ifade ederiz. Denge sabiti KC 3'e eşitti. O halde yani QC, KC'ye eşit olmadığı için tepkime hala dengede değildir diyebiliriz. Q, K'dan küçük olduğuna göre tepkime yine sağ yani ürünlere doğru ilerleyecek ve daha fazla ürün elde ederken tepkimeye giren madde miktarını azaltmış olacağız. Şimdi de ikinci şemayla üçüncü şemayı karşılaştıralım. İkinci şemada 5 mavi, 3 kırmızı vardı. Üçüncüsünde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 mavi ve 2 kırmızı parçacık var. Mavi parçacık sayısı artarken kırmızı parçacık sayısı azalmış. O halde gelin üçüncü şema için QC'yi hesaplayalım ve tepkimenin dengede olup olmadığını belirleyelim. 6 mavi ve 2 kırmızı var demiştik. Bu durumda QC 6 bölü 2'den 3'e eşit olur. QC ve KC ikisi de 3'e eşit. Eşit olduklarına göre tepkimenin dengede olduğunu söylemek mümkün. Denge durumunda ürün elde etme hızıyla tepkimeye giren madde elde etme hızı birbirine eşit olur. Bu sebeple hem ürünlerin hem de tepkimeye giren maddelerin konsantrasyonları sabit kalır. Q, K'dan küçük olduğunda tepkime dengede olmuyordu. Elimizde tepkime giren madde miktarı fazla, ürün miktarı ise yetersizdi. Tepkime de bu sebeple sağa doğru ilerleyecek ve ürün miktarının artmasına sebep olacak. Net tepkime, Q ile K'nın değerleri eşitlenene kadar sağa doğru ilerleyecek tepkime dengeye ulaştığında tepkimeye giren maddelerle ürünlerin konsantrasyonları değişmeyecek yani sabit kalacak. Bu arada Q'nun K'dan büyük olması da söz konusu olabilir. Bu durumda da tepkime yine dengede değildir ancak bu defa elimizde ürün miktarı çok fazla, tepkimeye giren madde miktarı ise yetersizdir. Ne tepkime sola doğru ilerler ve böylece tepkimeye giren madde miktarı artar, ürün miktarı da azalır. Q değeri K'ya eşitlenene kadar sola doğru ilerlemeye devam eder. İsterseniz fosgenin karbon monoksit ve klor gazına ayrıştığı bu tepkimeyi ele alalım. Bu tepkiminin 100 santigrat derecedeki Kc değeri 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Bize fosgenin, karbon monoksitin ve klorun konsantrasyonlarını verdiklerini ve tepkimenin dengede olup olmadığını bulmamızı istediklerini ele alalım. Tepkime dengede değilse dengeye ulaşana dek hangi yönde ilerleyeceğini de tahmin etmemiz gerekecek. Bunu bulmak için Qc'nin değerini hesaplayıp bu değeri Kc ile karşılaştırmamız yeterli olacak. İlk olarak Qc'nin formülünü yazalım. Karbon monoksitin konsantrasyonunun birinci kuvveti çarpı klorun konsantrasyonunun birinci kuvveti. Bölü Fosgen'in yani COCl2'nin konsantrasyonu. Karbon monoksitin konsantrasyonu 3,4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Klorun konsantrasyonu 6,0 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Fosgenin konsantrasyonu ise 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Bu değerleri formüle yerleştirip sonucu bulduğumuzda Qc'nin 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 8'e eşit olduğunu buluruz. Qc, Kc'den büyük olduğuna göre, evet Qc, 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 8, Kc ise 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 10'du. Qc, Kc'den büyük olduğuna göre, elimizdeki ürün miktarının fazla, tepkimeye giren madde miktarınınsa yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu, net tepkimenin sola doğru ilerleyerek, tepkimeye giren madde yani fosken miktarını arttıracağı anlamına gelir. Tepkime Q değeri K'ya eşit olana kadar sola doğru ilerlemeye devam edecek ve bu noktada tepkime de dengeye ulaşmış olacak.